Dolayı. Ve manşet konumuz bugün Naci Hoca ve Naci Hoca'nın söyledikleri. Naci Görür önemli bir deprem profesörü ve Türkiye'yi devamlı olarak deprem konusunda, fay hatları konusunda uyarıyor. Diyor ki dikkatli olun arkadaşlar diyor. Sonumuz iyi değil. Eğer hazırlanmaz isek, eğer gerçekten sıkıntılı günler yaşamak istemiyorsak lütfen diyor dikkatli olalım. Lütfen diyor kentlerimizi depreme hazırlıklı hale şimdiden getirmeye çalışalım. Aslında çok geç kaldık. Şimdi Naci Hoca Kocaeli'ne gitti. Kocaeli'nde Mimarlar Odası'nın bir etkinliği vardı ve Mimarlar Odası'nın etkinliğinde oradaki bilim insanlarıyla bir araya geldi. Burada önce şuradan başlayayım. Mesela her deprem olduğunda, büyük depremler yaşadığımızda şöyle bir cümle vardı ya, ABD gemisi geldi, ondan sonra deprem oldu. Hoca demiş ki buna, arkadaş demiş, böyle konuşanlara demiş sinirleniyorum ya demiş. Depremin tarihçesinden bahsediyor. Depremlerin tarihçesinden 4 milyar önceye falan gidiyor adam, tamam mı? Adam profesör, biliyor, kitabını yazmış etmiş, kitabını okumuş, yalamış yutmuş bir insan. Demiş yani yok ABD gemisi geldi, yok tepeden uçak geçiyordu, yok oradan bir şey işte bir şey oldu, oradan bir kıvılcım çıktı, güneş parladı filan. Ya demiş bunları duydukça sinirleniyorum ya demiş adam. Yani bilim dışı şeylerden bahsediliyor ve insanlar da buna inanmaya çalışıyor, inandırılmaya çalışıyor diye. Hocam o sosyal medyada maalesef yaşanan bir olay. Diyor ki kork diyor arkadaş, kork. Bu cümleyi özellikle aldım. Kork ya da kork. Bu kadar yani depremle depremin ülkemizde yaşayacağı tahribatı anlatabilmek için herhalde artık maksimum kullanabilecek, kurulabilecek cümleyi de kurdu hoca. Diyor ki kork ya da kork, bitti. Başka bir cümle yok ve herkesin diyor Türkiye coğrafyasında yaşayan herkesin diyor depreme hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor. Şimdi geldik 23 yerden bahsediyor hoca ve diyor ki 23 yerden bahsediyor. 23 yer, 23 kent diyor. 23 kent diyor. Fay hattının üstünde 23 kent. Bunlar arasında tabii hoca saymıyor ama şöyle bir geçmişe gittiğimde ben isimleri 3 aşağı 5 yukarı çıkardım. İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Yalova, Edirne, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Van, Bingöl, Adana, Antalya, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, buraların tehlikeli yerler olduğunu ifade ediyordu hoca. Diğer hocaların da ilave ettiği kentler var. O kentleri de ilave ettiğimizde işte bu kentleri rahat rahat sayabiliriz. Ve bu kentlerde 23 kentin fay üstünde, fay hattı üstünde olduğunu söylüyor. Daha vahimine, daha vahimine, onu da söyleyeyim ben size. Daha vahimi de şu, diyor bunlardan diyor ne valinin, ne belediye başkanının, ne de hükümetin var diyor. Yani şimdi Nermin Hanım, kaçacak yerimiz yok yani Fatih abi demiş. Gerçekten öyle. Şimdi Nermin Hanım ve başkası vardı ya, ya modunuz bugün düşüyor. Ya arkadaş, bu haberlerle modunu nasıl yükseltebileceksin Nermin Hanım için ya? Şimdi soruyorum size. Sizin moraliniz bozulmadı mı? Bak siz Ankara'da yaşıyorsunuz. Tamam depremden biraz daha uzak olabilirsiniz ama bu depremi işte bak ben İstanbul'dayım. İstanbul'da yarı zamanlı İzmir'e gidiyorum. İki yerde veya Muğla tarafları, Aydın tarafları, iki yerde, üç yerde, dört yerde bulunabiliyorum. Hepsi fay hattı üstünde yerler. Yani depremin olabileceği, yıkıcı etkisinin olabileceği yerler. Öyle Bingöl'de, Erzincan'da, Elazığ'da, Malatya'da, Van'da, Adana'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta hala daha yaşayanlar var orada. Onlar da yeni depremleri bekliyorlar, ediyorlar. Yani insanların çoğu, belediyenin, valinin ve hükümetin haberi yoksa 23 kentin fay üstünde olduğundan bizim hiç haberimiz olmaz. Ve maalesef ölümle yapışık ikiz gibi yaşıyoruz. Her an için. Ve Naci Hoca'yı dinlemekte fayda var. Denizli o yerlerden bir tanesi. Denizli de o yerlerden bir tanesi. O yüzden nasıl üstesinden geleceğiz bilmiyorum ama bugünün manşeti olarak ben Naci Hoca'yı manşete çekmiştim. Biliyorsunuz deprem konusunda Çevre Bakanı da yeni bir yasa üzerinde çalıştıklarını söyledi. İşte bu bütçeden sonra yeni yılda bu
İstanbul için hazırlanan deprem yasası ki bütün iller için geçerli olması gerekiyor aslında. Hayata geçireceklerini söylüyor. Nasıl hayata geçirecekler bilmiyorum yani. Eli kulağında kalmış şurada, her an için deprem olabilir. Uzmanlar diyor ki evet, İstanbul'da bir deprem olacak ama zamanını bilmiyoruz. Şu anda da olabilir, şu andan 10 yıl sonra da olabilir. Ama 7 büyüklüğünde olacak. Hatta Naci Hoca şu uyarıyı bile yaptı. Kıyılarda dedi, Marmara'nın kıyılarında dedi. Evet. Büyüklüğü 7 büyüklüğünde olabilir ama şiddeti dedi 9'u bulacak dedi kıyılarda. Düşünsenize yani neler yaşayacağız o anda. Ya İzmir'deki bundan 2 yıl 2,5 yıl önceki depremi gördüm ya yaşanan. Ya Sığacık'ta deniz kabardı. Nasıl kabardı hala da anlayamıyorum. O gelgitle birlikte tsunami dediğimiz o olay. 200 metre 300 metre kadar içeriye girdi su. Ve ister istemez insan o dehşetin karşısında korkuyor. O rıhtımlar nasıl kırılmıştı biliyor musunuz? Rıhtımlar. Pontonların yani yat limanının olduğu tekneler birbirinin üstündeydi böyle. Küçük tekneler, büyük tekneler, motor yatlar filan. 200 metre su denizden karaya doğru içeri girmişti. Evleri su basmıştı. Ve maalesef biz bu gerçeklikle yaşamaya devam edeceğiz. Ne dedin? Tabii tabii vefat edenler de İzmir'de insanlar hayatını kaybetti. O binalar yıkıldı. Bayraklı'da hala da evlerine yerleşemediler, etmediler. Maalesef konu bu. Bir kez daha söylemek gerekirse 23 kent fay hattı üstünde ve bu insanlar ve bu fay hattı üstündeki bu kentlerden ne başkanın, belediye başkanı, ne valinin ne de hükümetin haberi var diyor. Yazık halimize ya. Nasıl yönetiliyoruz? Nasıl çürümüşüz? Gözler önüne seriyor hoca. Yaşananların hiçbirinden de ders almıyoruz. Peki geldik.